Altın Podcast'i 34. Bölüm Tersen ve Kuduz gibi Bugün tavuk ...kalbinden... ...taşınıyorum... ...tata... <laughs> ta. Masal diyarlara... ...göç edip... ...gibi öyle bir şey devam ediyordu. Evet. Ee, Kenan Doğulu'nun... ...çok sevdiğim bir şarkısıdır taşınma Taşınmayla ilgili. Taşınmayla... ...ilgilidir. Bir, kalpten taşınmayla... ...ilgilidir. İki, bence... ...fiziksel olarak da taşınmayla ilgilidir. Çünkü Kenan öyle sözler... ...yazmış ki zamanında... ...hem alegorik alabiliyorsun hem de gerçekten gündelik hayatına uygulayabileceğin gündelik hayatta karşılığı olan sözler var. Foraj gibi. Tabii. Bu iyi Ex Aşkım albümünden. eksi Aşkım albümü 2001 yılında çıkmış Erman. Şimdi hani geriye dönüp baktığında bir anakronik bakış attığında sanki bir maddeye olan aşkı gibi duruyor. Ya da atıyorum hani Allah korusun hani nekrocu bir adam mı dersin Kenan? Hiç değil. O zamanın en güzel yoğunluklu ve tempolu şarkılarını yap. yani şöyle hem duygu yoğunluğu yüksek hem de tempo yüksek şarkılarını bir tek Kenan yapıyordu yani Tarkan da çok iyiydi ama Kenan da müth müthişti ben çok seviyorum Kenan oluyor. ve tamam. taşınıyorum <gülüyor> biliyorsun <gülüyor> Evet ev bakıyorum <laughs> ve de taşınamıyorsun taşınamıyorum daha doğrusu taşınmaya çalışıyorum ya evet. dedik ki 41 yaşımıza geldik bakıyorum İstanbul'da deprem olasılığı var bir ekonomik kriz gerçeği var kiralar olmuş ...BMV parası... Benim dayım, dayım, ...dayım hep öyle derdi... Ee, ...bir şeyin pahalılığını vurgulamak için... ...atıyorum hani çikolata olmuş... ...BMV parası... Evet. ...atıyorum ayakkabı olmuş... ...BMV parası... ...gerçekten BMV parası olmuş... ...bir sürü ürün, hizmet, konut... Kenan Doğulu'nun Eksi Aşkımı... ...yazdığı dönemler... ...bize teklif gelmişti işte... ...bak bu BMW 30 bin lira kaçırma diye... ...bize de BMW'yi ne yapacağız diye... BMW'yi. Evet. Ne o eksi aşkım döneminin kıymetini bilemiş, bilebilmişiz. Ne o teklifin anlamını anlayabilmişiz. Şimdi alsaydık BMW'yi. Ya inanılır BMW gibi gezerdik. değil, değil mi? Yani 21 yıldır her geçen yıl çok özleniyor. Ya bu kadar özlenmemesi lazım. Ben bakıyorum <laughs> Avrupalı arkadaşlarıma falan. Diyorum ki 2012'yi özlüyor musunuz? Yo şu an 2000... 23 ve gayet iyi falan diyorlar Almanya'daki arkadaşlar. Hani zamanında işte <laughs> Şu an, okuldan, Erasmus'tan, evet. oradan buradan tanıdığım arkadaşlarım. Abi anlarıyla çok mutlular. Yani Biz o da, de diyoruz ki... Ve onu anlay... Yani sırf onu anlayamayacağım diye yurt dışına taşımak istemem herhalde. Yani nasıl geçen seneden daha kötü olmayacaksa nasıl yeni yıla gireceksin ki yani? Evet. Sen bir balıksan senin akvaryumdaki su da bu yani. Evet. Her sene bir önceki seneden daha kötü olacak. Suyun kalitesinin her sene düşmesi lazım ki biz hayatta kalalım. Ben gidemem yani Finlandiya'ya falan. Ya bir yandan da şeyi Anlur... de anlıyorum. Finlandiya'da BMW parası. BMW parası. <laughs> BMW parası. <laughs> ya doğru diyorsun. Ya ben bir kendi aileme bakıyorum. Sülaleme bakıyorum. Gerçekten bizim ailenin de yani en kaliteli diyeceğim bireyi en fazla 2012-2013'lük. Yani ondan sonrasını hak etmiyor gibi dünya Ailenizde ıı, takviminde. Ailenizde hiçbir tane DJ var mı peki? Yok. İşte Öyle tahmin etmiştim. Ama bilmiyorum gizli DJ'lik gizli yapanlar DJ'den, vardır evlerinde. <laughs> hani, evinde mi? Evet. Yani karısına DJ'lik, çoluğuna çocuğuna DJ'lik yapmış bir sürü baba vardı. Çünkü eskiden şeydi ya babaların elindeydi kumanda. Ya benim, yani evet benim rahmetli babam yani benim. yazlık yolunda işte hem kasede hem Toyota vardı zamanında. Toyota'ya hükmettiği için çok garip bir gece kulübü yapıyordu orada. İşte Muazzez Ersoy koyuyordu. Hı -hı. Muazzez Ersoy'la hissettiği duruma göre de çok fazla hızlanıyordu arabayla. Evet hareketli şarkılarda böyle arabanın dibini çarptıra çarptıra gidiyordu. Avrupa'da böyle bir gece kulübü yoktur mesela hani insanların hayatını işin Riske ucuna koyacak. Riski İşin şekilde. ucuna koyacak. Ya bence gerçek DJ'lik duyguları tamamen hissettirmeyle alakalı ya. Çingenem çingenem çinge diye bağırma. Karagazlı çingenem. Hayvan gibi makaslayamadım. Kadran 140'ı görmüş. <laughs> Baba yapma bu BMW değil. <laughs> ya Savruluruz. Eskiden... Ya BMW... Savrulur çingenem <laughs> diyor ya işte aslında o. Baba eskiden ile gittiğimizde tampon yerinde duruyorsa kendi performansından çok memnun kalmıyordu yani. <laughs> Becerememişiz diyordu şey. Drop the tampon çok diyorsun şey diyeceği. Ya o biraz Drop sonra zaten geleceğiz zaten. Yani çocukların hayatına veya işte varlığına kıymet verilmeyen tabii, 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 şey konusuna ama ondan önce e, çok garip bir dönemi de hatırlattın bana. Şimdi insanlar zamanda geliyordu. Abi BMW var diye. Hı -hı. Onlar belki sadece var olduğunu söylüyorlardır. Yani abi arsa var. Satışta mı? Yok değil. Kiralık mı değil. Sadece var olduğunu bilin deyip gidiyordur Hani, hani abi BMW var şey gibi. Kanal 7'deki Sırlar Dünyası'nda çıkan hani o e, aksakallı dedeler şeyler gibi. BMW var deyip <laughs> gidiyor yani. O sana sadece aklına hani şey gibi ölüm var. Ricardo evet. Ölümden sonra şey var, e, İzan var, evet. mahkeme var gibi. Arsa var. Bol ayırda yazlık var da yani bunlar da evet. şey gibi dünyevi hayattaki evet. e, sın, sınanacağın noktaları haber veren aksakallı kallı dedikler olur. Yani Kardeşim, onların ayaklarına evet. iyi bakman lazım. Kardeşlik afiyet olsun köfte yiyorsun ama unutma bemeve var. BMM var? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ne demek? Allah. <laughs> ya sen şey. <laughs> Ya bu genelde şey değil mi? Bunun bir de öteki dünyası oluyor gibi bir şey demeniz <laughs> lazım. Hayır ben biz o konulara bakmıyoruz. Biz daha <laughs> dünyevi şeylerin e, aksakallı de. Ya bilmiyorum bir babam şu an benim olduğum yaştaydı. Babama gelip Hı -hı. BMW var denildiğinde. Hı -hı. Bana kimse şu anda senin dışında gelip durduk yere BMW var demez. Hı -hı. Ya vallahi... Sen de temiz BMW var sen al yabancıya gitsin demezsin. Bak orada BMW duruyor falan anlamında. Bizim artık BMW ile ilişkimiz... Biraz bir daha durması. fazla BMW der miyiz diye düşünüyorum. Hani daha BMW diyecek bir alan var mı? Var. Ben 45 dakika diyebilirim. Ama artık şuradan anlıyoruz Erman. Diyorsun ya artık kimse gelip söylemiyor. Evet. Ben artık insanların yüzündeki gülümsemeden anlıyorum neleri olduğunu. <laughs> yani çünkü o kadar kötü durumdayım ki gerçekten... Eskişehir'de bile ev kiraları olmuş 15 bin, 20 bin. İnsanlar kırılıyor. Açlıktan gıt gıt ötüyor. Ve bunun üzerine sokaklarda, yollarda bir tane daha mutlu, beyaz, Avrupalı turist görmek istemiyorum. Ben Cihangir'de oturuyorum biliyorsun. Evet. Şu an yani 9 yıldır oturduğum evden çıktığımda sadece 2 ay daha falan kira verip sonra da intihar ederim büyük bir ihtimalle. O kadar bir birikimim var. <laughs> Estağfurullah. Ya şeyi görüyorum Erman. Ya, ya bu bakamayacak Avrupalı halde miyiz? mutlu Allah turistleri gördüğümde o kadar gıcık oluyorum ki. Ya şey yapasım geliyor. Şunlara... Bu mutlu Mesut Batılılara her geleni bir bir tane mülteci işlensin kartlarına. Evet. Onlarla geçsinler ya. Kaç tane turist geliyorsa her mutlu refah gönenç içinde ülkeden gelen beyaz turiste bir tane mülteci. Oğlum sana kötü bir şey söyleyeyim yani mülteci. Hadi bakalım. Gez Yok, bakalım. Hadi mutlu bakalım değil. Misin? Yani o kadar güvencesi var ki kendi içinde ve işte sosyal devlet tarafından. Evet. Ona. Bir tane mülteci verdiğinde o mülteciyi de alır... ...stüdyoya sokar, ona albüm yapar. Etnik, kutnik bir tane yapım, yayın şirketi açarlar. Evet. Oradan da BBC'ye çıkarlar. Abi o zaman şöyle söyleyeyim. Daha ben... çok sinir olursun. Aa ulan biz şey verdik adama ben, mülteci gitti. Ben Hı -hı. mülteci kardeşlerimin hayatlarına pozitif yönde dokunacak... ...her türlü müdahaleden hiç erinmem. Gıcık olmam. Tamam mı? Daha çok mutlu olurum. O zaman şunu yapalım. Hava alanlarında... ...Kanada'dan, oradan... Norveç'ten, İsveç'ten yani en yüksek sorunu akşam sosyal aktivitesi eksik olan illerden gelen Evet yabancı turistlere havaalanına girişte hemen buyurun size kol toplantılarında eşini seçiyordun ya hatırlıyor evet. musun? Bir görev verildiğinde atıyorum işte spor kolundasın. Bizde ne vardı ya? Temizlik kolu Temizlik vardı. kolunda falan eşini da. Bu da sizin şu an ülkedeki mülteci eşiniz Bay Refah, <gülüyor> <gülüyor> Bay Ferah. <laughs> Bayan ferah ya da işte. Buyurun. Bununla birlikte gezeceksiniz. Hatta bir de şey de yaparız diyorduk ya. Girişte de bir kabinler oluyor ya senin evet. üzerinde arayan. Orada güzel bir hemen bir... Mikrodalga gibi olan. Mikrodalga mı? gibi olan. Orada güzel bir saç skeni. Hı hı. Hani saç ekilebilecek durumda mısınız? Değil Sa misiniz? Saç çekilmesi gerekiyor mu? Gerekmiyor, gerekmiyor mu? mu? Gerek gerekiyorsa mu? hangi noktalar? Evet, hemen eline de bir saç haritası. E, estet saç haritası ve estetik hastanesi şeyi. Yani girişte direkt. Yani çok başı boş geziyor turistler. Paketli. Yani iş, iş vermek lazım turiste. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Boş geziyorlar. Sonra da böyle bakıyorum, sıkılmış gibi oturuyorlar ve gülümsüyorlar kafelerde millete. Abi boş gezeceğine gelmişin İstanbul'a. Elini biraz at ya. Birincisi yani belki onu saç haritası ile birlikte altına... şeyi de vermen lazım. Yani ufak bir oryantasyon kağıdı da vermen tabii, tabii. lazım. Türkiye'de insanlar birbirine gülümsemez. Gülümsemek, evet. benim BMW'm var, sizin BMW'niz ne durumda gibi bir şey anlamına geldiği evet. için insanlar birbirine gülümsemez Türkiye'de. Ya da şey diyorlar yani gülümsüyor kesin veriyordur. <laughs> deniyor ya yani. Hani, <laughs> öyle, yani kabaca. Gülü, gülümsüyor yani, kesin bir şey yaptı. Ben. Bir kabahat işledi o yüzden gülümsüyor. <laughs> evet öyle deniyor. Ya işte atıyorum hani Katar'dan gelen zengin Arap ülkelerinden gelen şeylere de diyelim ki ya siz biraz daha kalabalık geliyorsunuz ailece. Siz şu bölgede duracaksınız. Şu saatte dondurma yiyeceksiniz. Şu saatte bir şey aa diye şaşıracaksınız çoluk çocuk. Ya bu ne bileyim ya biraz regulasyona ihtiyacı var. İnşallah seçimlerle birlikte yeni hükümetimiz yeni turizm ve kültür atılımlarıyla bunlarla uğraşabilir. Biz bize burada düşen sorumlu bir vatandaş olarak devletimizi uyarmaktır. Apartmanlara füze atmak üzerine. Her sene ya yani her seçimde aynı şey söylüyor. Bu seçim Türkiye tarihinin en önemli seçimi deniyor. Evet. E, ve her sene de ona inanıyorsun, o lafa inanıyorsun. Evet. Her sene işte bu ölüm kalım meselesi deniyor ve şu anda bir aday, birincisi Kılıçdaroğlu olma, ol olmadığı için, ikincisi dans ettiği için ona oy verecek kitleler var. Evet. Ya bu söylediğinizle olanlar biraz birbirini tutsun artık ya. Yani şu şeyleri bir eşleştirirken yani ben mesela çocukla şu ara yap, eşleştirme oynuyoruz evet. tamam mı? Kırmızı elmayı elmaya götürürüz tamam mı? Yani bir şey dünyanın en önemli şeyi diyorsan, bir geçen gün beni apartman e, WhatsApp grubuna eklediler. Erman Bey hoş geldiniz. Dedi. Hoş bulduk dedim. Göztepe'yi tamamen yıkıp müteahhite vermeyi düşünüyoruz. Bizim böyle hırslarımız var dediler. <laughs> ha Göztepe'deki evi. Göztepe'deki evi. Hı -hı. Ama sadece evi değil. Yani bütün Göztepe'yi yıkmak istiyorlar anladım kadarıyla. Yani biz yan apartmanla falan da konuştuk. Sizi daha önce haberdar edemedik falan dediler. Kısaca anlatın neler oldu. İşte etraftaki altı apartmanla anlaştık. Onlar da onların altı apartman. Galiba Göztepe yeni bir dünya olacak. ya yeni bir dünyaya... Yani Ütopya şunu gibi bir şey miyiz? Göztepe'de yeni bir yaşam doğuyor diyebilir miyiz? Yani inşallah evet yeni bir Ütopya kuruluyor. Paranın olmadığı... tekeşliğin olmadığı, kançlığın olmadığı ve... Bunun, Sadece bunun, medikal malzemeleri olacak bunu, olacak galiba Bunu müteahhit değil mi? yapacak böyle. Ve müteahhite verecekler <laughs> Ütopya'yı. Apartmanı yıktırıp yeniden ile başlayan şey uydu fotoğraflarıyla gösterdim ya sana. Evet. Uydu fotoğraflarından böyle alan belirlemeye başladılar. Evet. Bu apartmanı da ikna edersek 8 dönüm oluyor arkadaşlar falan diye. On yani şöyle söyleyeyim Ruslar o kadar fazla drone uçurmuyordur şeyde. <laughs> Ukrayna'nın belirli bölgelerinde şu an. ne kadar fazla müsait drone uçuruyor ya şey ben, yapıyor farkındasın evet. değil mi? Ve ben şey desem ki ya yani arkadaşlar bu apartman ikna olmuyorsa ikna edilir. Evet. Rusya bakın Ukrayna ikna oldu mu olmadı. Rusya ne yapıyor? Füze atıyor. Kaç apartmanız burada? Madem 6 apartman birleşmiş, 6 apartmandan bir kişi füze bulamaz mı ya? Yani abi 7. Bir apartmanı fırlatırsın, bir ne şey oldu? Şey severek, isteyerek ararsa bulur. Bulur. Ama öyle eskinin şeyiyle, kenarıyla iş yapan adamla hiçbir şey bulamaz. Kalem bile getiremez oraya. Bırak füzeyi yani. Abi yani orada anladım ki bu insanlar bir yer, birleşip hiçbir yere füze müze atamazlar. Çünkü hemen biri şey atmış. Bu Seçim Türkiye tarihinin en önemli seçim. Evet. CHP'nin kazanması çok önemli. Diye çok uzun bir metin atmış. Yalan yanlış işte. Hı -hı. Eğer kazanamazsa hani şey de vardı ya, Gezi'de vardı ya. üç gün daha direnirsek ne hükümet düşüyormuş. düşüyormuş. Öyle yalan yanlış bir şeyler falan yazılmış. Ya işte dedim, sevgili komşularımız herkes CHP'li olmayabilir. Hı, Hı AK Partili vardır yani. Belki başka partili de vardır. Hı -hı. Yunus Parti Yunuslu işte Liberal Parti de vardır. Ben buradan gelen bildirimlere çok değer veriyorum. Ben sizi sonsuza kadar sessize almak istemiyorum. Çünkü çok güzel paylaşımlar oluyor. Hı hı. Ama lütfen politik paylaşımlar olsa burayı sessize alırım ve kaçırmak zorunda kalırım. Demek zorunda hissettim. Erman Bey çok güzel söylediniz. Erman Bey çok güzel söylediniz. Üçüncü şey. Bu dışarıdan kablo çeken kim? <gülüyor> <gülüyor> ya işte. Ama işte zaten şöyle bir şey var Erman'cığım. Buraya politika sokma diyorsun da. Oradaki bütün hareketler politik ki. Ya Tamam. Zipek gibi şey demesin, arkadaşlar e, biz karar aldık, bütün apartmanca ve yandaki palmiye apartmanını da ayarladık, CHP'ye oy atıyoruz gibi bir şey <laughs> gelirse tabii ki hani ya ne oluyor dersin hani. hani Sen orada şey diyeceksin, bilmiyorum Whatsapp'a anket ekleme özelliği yok Var var. Var mı? Var var var. Sen var, orada yap ya. seçimini, orada sen gazı alacaksın. Sen şey bilmiyorsun, buraya politika sokmayın falan demek. Ya evet. Artık sana şey derler, ya bu da... Bilmiyor efendi de çok e, orta yolcu. Ya çok kas katı evet, derler. derler. Sen orada şey diyeceksin hay hay hemen bir sandık getireceksin önlerine. <laughs> Çünkü gerçekten şu an insanlar seçimden başka hiçbir şey düşünmüyor. Yani ya düşündüremezsin. Ya aslında Sana çok güzel bir fırsat harmanca. vardı. Bizim o eski apartmanda kapıcı dairesinin karşısında bir tane daha daire vardı. Orayı toplantı odası yapmışlardı. Aha. Toplantı odası slash mescit. Evet. Orada kürsü vardı mesela. Hmm. Kürsüyü nereden buldunuz ya bu ya bu apartmanı ben seviyordum Ozan. zaman çünkü evet. birisi kürsü bulmuş şeye, <laughs> evet. apartman toplantıları evet. yapılacak denildiği an gidip kürsü bulmuş ve kürsüyü yerleştirmiş kürsünün üzerinde en hakiki müşrit ilimdir yazıyordu Atatürk'ün sözü. Çok iyi. Bir de mescit diyorsun aynı zamanda. Oğlum Yani layıklık ilkesi de çalışıyor, demokrasi de çalışıyor. Çünkü kürsü oldu mu? Siesta fiesta sandalyeler üzerinden yürümüyordu demokrasi. Biz Afrika ülkesi gibi bir darbecileri bir bir siestaya oturtuyorsun. Bir darbeci bir plastik sandalyeye oturuyor terlikleriyle. Hı -hı. Öyle değil. Herkes giyiniyordu. Hı -hı. E, kürsü oldu mu çalışıyordu demokrasi. Ya, ya ee... item item item. Evet. Her zaman söylüyorum. Bir demokrasi işlenecekse ya WhatsApp'tan olmaz ya. Evet. Olmuyor. Yani eskiden... Facebook'tan olmuyor. Bir tane MDF'den kürsü. Evet şimdi artık hani eskiden... Mermer'den Atatürk. De demokrasimiz için gereken şey kürsü diyorduk. Şimdi ne diyoruz biliyor musun? Ayetel kürsü. Öldü demokrasimiz. Ya nereden sallıyorsun ya? Öyle bir şey olabilir mi ya? ya git bak bakalım dışarıda demokrasi var mı? Erkeğe yatıranın kazanması üzerine. Herkes para yok diyor. Gıt gıt atıyor. Herkesin altında BMW var ya. Millet BMW'sini değiştirmeye çalışıyor. Devamlı BMW'sini bir üst model almaya çalışıyor. BMW yetişemiyordur. 2000, 2023 henüz bitmedi arkadaşlar <gülüyor> diye. <gülüyor> ne zaman 2024 ne zaman çıkıyor çeksin. Pes kalman diye boğazına yapışıyordur büyük ihtimalle Türkiye'deki BMW'liler. Yani arabası olan da sen demiştin ya Geçen Nermin teyzeyi ne biçim korkutmuşlar. Oğlum annem mi İstanbul'a getirdik biraz çalışsın diye. Evde yatıyor çünkü. Hı hı. Geldi bir ara böyle kendi bir şey yapmaya çıktı dışarı. Daha sonra gitti nefes nefese geri geldi eve. Ay falan diyor. <gülüyor> 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 Telefon sana bildirim geldi. Ne, titreşimle falan veriyor. Anne de şeyle veriyor. Ay hı, falan diyor evet. diye böyle sesle veriyor. Anne de ne oldu bir şey mi oldu? Erman dedi tersten kuduz gibi geliyorlar dedi. Yalnız anlıyorum bir yandan ama Death metal'den mi bahsediyorsun? Anal seks'ten bahsediyorsun? Estağfurullah. Ne oldu dedim? Ya o motorlu kuryeler tersten gelmiş bir de kuduz gibi geliyor bir de bize bağırıyor falan dedim. Hani maalesef insanların birbirine karşı tavrını da çok güzel özetledin gerçekten. Tersten ve kuduz gibi geliyor insanlar birbirine tersten karşı. Tersten kuduz gibi geliyorlar. Çok iyi bir Tırmax. ...production filmi olabilir. <laughs> Şahin Kağan'ın biliyorsun unutulmaz... <laughs> e, ...film ve şirketi. Kuduz gibi. <laughs> Tersten Kuduz gibi geliyorlar. Ya Aslında Cehennem Silahı kadar güzel bir aksiyon filmi de olabilir. Tersten ve kuduz, kuduz gibi diye. Tersten ve Kuduz gibi. Tersten ve Kuduz gibi bir. Tersten ve Kuduz gibi iki. Tersten evet. ve Kuduz gibi üç. Onlar üçe kadar rakam Aynen. veriyordu. Dördüncü Tersten ve Kuduz gibi yeniden doğuş gibi bir şey. Evet. Onda işte Tersten ve Kuduz gibi dörtte Tom Cruise ile Kıvanç Tatlıtuğ oynuyor. Tom havacı az Subay, rütbeli. Evet. Kıvanç Tatlıtuğ da tekniker <laughs> ve bunlar aşık oluyorlar askeriyenin içinde ama Kıvancın ailesi de muhafazakar olduğu için AKP'li olduğu için Tom'un Suadiye'de oturan ailesi biraz takık <laughs> ve o dönem diyor ki e, <laughs> o sıra Tom'un bazı işleri olduğu için ben Muğla'ya Muğla gidiyorum döndüğümüzde bakarız aşkımıza diyor gibi <laughs> böyle mi bitiyor? <laughs> yok bu pazar ekindeki tanıtım şeyi Oğlum tersten ben... ve kuduz gibi ben bunu pazar ekinde tanıtım olarak okusam Yemin ederim onu televizyonda yakalayıp izleyene kadar evet. gözüm uyku girmez herhalde. Ya vallahi bilmiyorum bu aralar çok fazla klanşı tatlı tutuldu yapım çıkıyor. Ya ne çünkü neden biliyor musun? Şu an en yani ne altın ne dolar şu an erkek ya. Doğru. En iyi yatırım aracı şu an erkek. %100. Erkeğe yatıran tamamen kazandı. Yani bunu şey anlamında söylemiyorum. Ya yani kadın erkek eşitliği de... ya da işte siz candır, gender bu candır anlamında söylemiyorum. Bir komodite olarak söylüyorum. Bir yatırım aracı olarak söylüyorum. Erkeğe yatıran kazandı. %100 yani. öyle abi ve bu ne zamandan beri biliyor musun? Neolitik devrimden beri böyle. Ben ben oradan yani, beri ben oradan oradan da başlatırsın. <laughs> Kesinlikle. Neolitik devirden. beri. Ee, Neolitik devirden beri yani şöyle... akültüre olduktan sonra hani tarımın icadı ile birlikte erkeğe yatırım yapan kazandı abi. 15-20 bin yıldır erkeğe yüksek faiz. Al koy kenara ya. Al koy. Ya, ya bir... da almana bile gerek yok. Git dışarıdan topla gel. Yani <laughs> satın almana bile gerek yok. Kendi yetişiyor ya. Kendi kendine yetişebiliyor. Erkek TL. Ya düştüğü grafiğine. zamanlar da oluyor ama 5 yıllık 10 yıllık grafiklere baktığında Tabii. Bir genel bir yükseliş trendi olduğunu görüyorsun. Ya bir yandan da bakıyorum. Özellikle mesela onun grafiği de dışarıdaki o dizi afişleridir. Hı -hı. Televizyonlarda, dijital ortamlarda yeni çıkan dizilerin afişleri oluyor ya. Evet. Eskiden... Daha böyle kalabalık ekipler gözüküyordu afişlerde. Evet. Şimdi çok büyük kafalı adamlar var sadece. Evet. Yani ötekiler böyle işte aile, iş yeri, sıcak ilişkiler ya da böyle o şu bu gitti. Yine koca kafalı erkek yani, gel ve yanında kadın geldi. Aynı öyle. zamanda dizi isimleri de kısalmaya başladı. Mesela eskiden ne vardı? işte Ferrunda Hanımlar. Pardon bir uzuyor bir kısalıyor. <laughs> ee, bu dediğin teklilerde Mesela Kadın diye bir dizi vardı kadın, ya. Kadın. Erkek kadın diye bir dizi Aa. çok tuttu böyle bir bir şey. Aile diye bir dizi var şu an mesela. Hı. Aile, kadın, erkek, tamam mı? Ya bu şeye kadar gidecek. Döl diye bir dizi olacak mesela en son. <laughs> artık orada cinsiyet de yok, hiçbir şey de yok. Hani bir dölün hikayesi, hani böyle daha yeni şey hayata gelmiş bir dölün e, hayatta tutunma mücadelesini anlatan gibi bir diziye kadar dönebilir. Çünkü döl artık döl hayata tutunmak istemektedir fakat e... E, hayatın ailesi muhafazakardır gibi mi? mi? Evet. Yani istemi şey yapmamak, bak. Bu ilişki Aynen. ya da şöyle olabilir mi? Anladın laik bir sperm evet ve muhafazakar bir yumurtalık. E, yumurtalığın sahibi muhafazakar olduğu için kesinlikle işte erkek tarafının evet. laik spermini istemiyor. Evet. Ama bu ikisi birbirini çok seviyor ve vücutlardan kaçıp mı? kaçabilirler mi ki çok güzel müthiş bir şey Keskinoğlu yumurtacılık da bunun şeyi sponsoru olur Keskinoğlu'nun sundu <laughs> Keskinoğlu Döl reklamlardan sonra Ama devam edecek Neyse edeceğiz. yani Medeniyetin zamanla açma yapması üzerine Ozan evet geldi sana dedi ki evet canım Ozan abi dedi ben ben de BMW var diyen gibi. Hı <laughs> hı. Biz bulduk sana Eskişehir'de ev. Ve mis gibi ev. Evet. Ve yerleri park ede de. Yerden ısıtma ya da. Yerden ısıtma ve yerleri park evet. aynı anda. Şimdi ne verirsin mesela çocuğa komisyon olarak? Buradan bana ev bulabilecek özellikle Eskişehir'de şöyle Sümer civarı olabilir. Vişnelik civarı olabilir. Oralardan bakıyoruz. Çünkü arkadaşlarıma yakın olmak istiyorum bunca yılın sonunda. Wireless hoparlör düşünüyorum. <laughs> Geçenlerde aldım. <laughs> Çok güzel. Benim biliyorsun bilgisayarın kendi hoparlörleri patladı. Evet. Artık böyle şey gibi, Recai Kutan gibi bir şey dönüşmüştü bilgisayar Sen en son. Sen o bilgisayar üstünde köfte yiye yiye, o köftenin evet. şey gitti. O köftenin evet, buhoru içine kaça kaça şu an bilgisayar dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir hasar var. Yani Dinden. hor davrandım bilgisayarıma yıllarca evet. ve eşin dostun herkesin gözünün önünde hor davrandım. Senin sen de biliyorsun gördün yani. Biliyorum ya. Yani Birinizde bir şey demediniz. Bir şey demedik değil söyledik sana bu çıkmaz yani çıkartmaz gibi bu yazı dedik ama maşallah aletler de sağlam çıktı. Hep böyle bir yerde dengede duruyordu ya Hayır, senin bilgisayar. Bak, şöyle söyleyeyim. Sınırlarda yaşamayı Sınırlarda seviyorduk bilgisayarımla. bilgisayarımla. Evet. Ee, ama günün sonunda herkes şey dedi. Vallahi senin bilgisayarın, sen, yani siz bilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> sen bilirsiniz yani sana kalmış gibi şeyler söyledin. Bilgisayar insan iletişimi Manyakça bir şey. Geçen senene gittik ya benim bilgisayarın ekranı bozulmuştu. Evet. Ben de ekranından tutup kaldırmayı seviyorum. Evet. Ama o da yanlışmış mesela. Yani biz hep kedi yavrularını ensesinden tutuyor diye ben de yavru kedileri ensesinden tutuyordum. Bir gün evet. bir teyze kolumu büktü ve bunun yanlış olduğunu söyledi. Evet. Dedim an anası da öyle şey yapıyor. Sen onun anası falan dedi. <laughs> Baktım yani varılmayacak bir yere gitmeye çalışıyoruz. Dedim özür dilerim. Zaten evet. ne işim var benim kediyle diye kaçtım. Seninle birlikte Cihangir'de Mekçi'ye götürdük ya. Evet. Mekçiler ne kadar şımarmış ya. ekspatlarla, o yabancılarla, yabancıların meklerini olmadık fiyatlara onara onara. Ya ne yazık ki işte. Bu büyük işte götürdüm aleti. Dedim ya abi bu da biraz yaşı var ama aynısından satıyordu adam. Evet. Ya dedim bunu alsanız işte üstüne ben bir para versem ben evet. sizden kullanılmış ama fakat daha yeni bir mek alsam. Abi sen bizi siktirmeye çalışıyorsun. Evet. Ya estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah. Yani estağfurullah. bu bu size gösterdiğim aletin içinde işlemci var. İşlemcinin bağlı olduğu bir anakart var. Buradan hiçbir bağlama yapmadan, hiçbir bağlama solosu atmadan, hiçbir böyle giriş yapmadan sen bizi s***meye çalışıyorsun denir mi ya? Yani denmez. Eskiden ee, bir dans vardı kendi aramızda. Bu sen dansı bizi s***meye çalışıyor musun demedi. Ee, sen bizi mi öpüyorsun abi? Hayır dedi, dedi birebir s***me demedi ya. Dedi, ben, abi dedi mi? sen de bizi falan dedi. Allah Allah. O... Zaten ben gerildim. Ben şeyden gerildim. Aa! Ya sonuçta orada. Ozan duymasın diye. O dil e, hoş değil çünkü sonuçta o bir doktor. Alet doktoru. Yani sen mesela çocuğunu hastaneye götürdün mesela. Evet. Bir şeyler söylüyorsun. Söylesin. Ya bu çocuk böyle böyle aksıyor. Aksayan yerdir bunlar. Bu... Bunu bir değiştirebilir <laughs> miyiz? Mesela doktor çocuğa bakıp şey demez. Sen de bizim bir Diyemez yani değil mi? Orada iş etiği yok bunu, bu bu adamların. Tartışma hayatımdan bir örnekle çok güzel anlattın. Yani işte ama <laughs> şeyden geldik ya zaten hani artık bizim çocuklarımız, bilgisayarlarımız, cep telefonlarımız hani gerçek manada çocuğu olmayanların ve hani ona bile hor kullandığımızda işte uyaranlar oluyor değil mi? Ben geçen böyle şeyden çıktım benim evden çıktım. Bizim orada kafe var ya. <laughs> orada bir cümle duydum Erman. birileri konuşuyordu yanlarından geçerken. Bir kız şey dedi karştdakının işte ya bana babam bile vurmadı. Ben bir düşündüm. Bana sanırım babam dair 50 60 kişi falan vurdu hayatında. Evet. Özellikle çocukluk dönemimde. Yani evet. o dönem a bizim ailemizi bırak hani servis şoförü, bakkal, öğretmen, yani spor hocası, minibüsçü. Ben birçok farklı meslek grubundan dayak yediğimi hatırlıyorum yani. Oğlum özellikle erkek çocukları inanılmaz hedef tahtasındaydı evet. ya. Hatta <laughs> yani herkes çocuklara kızabiliyordu rahat rahat. Herkes başkasının çocuğunu bağırabiliyordu, dövebiliyordu. Hani böyle cennet gibi bir dönemdi büyük bir ihtimalle belirli bir grup insan için. Hani bekçiler, dükkan sahipleri. Ya şey oluyordu ya mesela oynuyoruz. Burada ne duruyorsunuz diye dükkan sahibinin bir şey fırlattığını biliyorum ben bir şey çocukların. Biz de gülerek kaçıyorduk. Koca bir toplum çocuk hunter'dı, çocuk avcısıydı. Çocuktan, Hatta... çocuktan kastımız tabii ki Erkek Hı -hı. çocuğu yani. Ya tabi canım. Erkek çocuğu ya da... Ay, evet, tabii, kız tabii, çocukları da o kadar çocuğu. şey de değildi ya göz ön... ya göz önünde değildi ya böyle hani onlara <laughs> bulaşılmıyordu. Ama erkek çocuk gerçekten hamam böceği gibiydi yani, yani. Evet, ha daha o kadar... da fazla alan kat ediyordu. Oğlum belki. bankanın Ondan güvenliği anladım. poli bizim babasıyla polis bile çocuk kovalıyordu evet. yani. Ya onu bırak Salman sıfıra yakın olduğu için çocuklar bile çocuk dövüyordu e, o... yani o dönem. <laughs> ya, zaten o... Ve, hani <laughs> ya kavga zaten çocukken edilir de boşarsa bulup iki tane top çevireceksin. Ya yani bunu esnaf tarafından kovalanmadan be, kovalarmış gibi yaparsın da gerçekten kovalamazsa sadece gitsin dedi. Vay elinde sopayla kovalıyordu evet, adam. Ve evet. yetiştiğinin götüne de vuruyordu. Tabii ki. Yani ciddi alındığını Elini korka alıştırmıyor. beni insandan sayılıyordu <laughs> ama gerçekten vuruyor diye bize bir şey geliyordu yani bize bir ya büyüklük hissi geliyordu bir varlığını e... şiddetle tescil edebiliyordun. Evet. Ben hem şiddete büyüklerim... maruz kalarak evet. hem de şiddet uygulayarak. Şimdi şey de yok ya yazık çocuklar gurk tavuk gibi evlerden çıkamıyor. En fazla işte ne yapıyor? TikTok yayınında birini dövmeye çalışıyor ya da oyunda zarar vermeye çalışıyor. Yani şöyle bir Doyunca bir... Ya ben buna doyunca bir kaybolan değerimiz de bile mi, diyemiyorum. Diyemiyiz yani tabii. keşke gerçekten bir faydası olacağını düşünsem derim yani bir çocukları futbol sahasında toplayalım. Etraftaki işte güvenlik eskisine göre çok daha fazla güvenlik görevlisi var diye. Evet. Eskiden bankalarda vardı güvenlik görevlisi. Biz onu polis zannediyorduk. Şimdi saç çekim merkezlerinde de bile... var. Security yelekli köpekler, <laughs> kediler var biliyorsun. Ya şöyle erkek çocuk özellikle işte 6-10 yaş arası erkek çocukların üzerine önce köpekleri salıp sonra da <gülüyor> <gülüyor> güvenlik görevlilik. Vallahi benim üzerime köpek salındı biliyor musun? Abi yani... Gerçekten ve hiçbir şey. nedeni ve yoktu. Ve bekçi bu. saldı bunu. Yani köpeğe olan manyak evet. bir çocuk falan diye Baya ben çocukken Anadolu Üniversitesi'nin Bademli kampüsündeki havuza kaçak girmeye çalışırken bekçi üzerimize köpek saldı <laughs> lan. Lan öyle bir şey değil. Havuza girecek bu çocuklar yani. Ne yapıyorsunuz? Yani onun için şey çok değişik geliyor. Şimdi hani bilgisayarıma bile kötü davrandığımda top, top, hemen evet. tepki çekilecek, toplumdan dışlanacak bir noktaya Geldik yani inanılmaz ya. Ya dediğim gibi iyiye doğru gidiş var orada tabii de. Yani toplumun bir numaralı düşmanının erkek çocuk olması bence muhteşem bir dönemdi yani. Bence haklıydı haklıydı evet. insanlar. Bir yerde haklılık payı vardı. Yani neden diye sorsan anlatamaz sana. Evet. Sen niye sinirlisin bu çocukları diye. Ama şimdiki çocuklar bir de çok iyi giyiniyor. Evet. Belli bir yaş aralığında çocuklara baktığımda pantolonları güzel. Altına... Ya büyük ihtimalle biz kötü giyindiğimiz için. Yani veya Kolay yada... sopa yiyorduk mu diyorsun? Evet. Şimdi şey mi diyorsun? Ya böyle güzel yakıştırmış biri de dövülmez. Yani ya benden, daha iyi, giy... benden daha iyi giyinen biri de ben asla şey düşünemem. Yani bunun kıymeti kendinden belli. Yani kıymetli bir şekilde giydirmişler. Bizi evet. giydirmiyorlardı çünkü benim ben 10 yani 4 sene falan aynı şortla çıktım dışarı. Doğru diyorsun. Bir görürsün iki, iki görürsün gibi geziyorduk evet. yani aşağılarda. Oğlum yani 3 görürsün 4 görürsün 5. de çok sinir bozulur. Git dersin yani. Ya baba işte şimdi çocuklarda da bir hata vardı. E yani şimdi ne oldu? Çocuk dövemeyen alet dövüyor mesela işte. Yani laptop. Sen mesela laptoplar <laughs> sana ne gibi geliyor? <laughs> Hiçbiri şey diyor mudur? Laptop bana kız çocuğu gibi geliyor diyen yoktur. Laptopların çoğu erkek çocuğudur. Ve ayda bir iki sopa yemesi gerekir. Bir yumruklanır. Ya Hassasiyetler değişiyor sürekli. Çarkı felek gibi yani. Her yıl Çarkı felek çarkını çeviriyormuşsun gibi. Hani bu seneki hassasiyetimiz nedire gelecek gibi bir durum olmaya başladı ya. Yok yani dediğim gibi insanlık... Ha, Şimdi sıkılıyor şu... insan düz durunca anladın mı? Ya hayır ya. Evet doğru. Yani, Tabii ki insanlık bence. düz durdu mu sıkılır yani. her, her şey Mutlaka sıkılır. Ama biraz da böyle insanlık ayakkabı gibi. Yani insanlık bizim zamanımızda yeni ayakkabıydı tamam mı? Oturmuyordu. Hmm vuruyordu. Vuruyordu. Rahatsız ediyordu. Böyle arada çıkartıp ee falan vuruyordu. Evet. Şimdi artık yavaş yavaş ayağa oturdu. Bak kaç yıllık ayakkabı ayağımda benim kalıbım olmuş. Çünkü neden biliyorsun insanlık sebat edilirse açma yapar. Açma yaptı. Açma Ve yapar. artık yani değerler oturdu. Çocuğa vurulmaz. Aslında çok ilk söylendiğinde de mantıklı bir şey gelecekken evet. şimdi insanların yani çünkü söyleyince mantıklı gelmiyor. Zamanla açma yapıyor o kavram. Evet. Oturuyor. Ben mesela ayağım ayakkabının içinde dışında olduğundan daha rahat artık. Evet, doğru diyorsun. Ben mesela çıkarmanıza gerek yok denildiğinde daha çok seviniyorum. Ya ne güzel. <laughs> ya o... çıkarmanıza gerek yok. Ya işte sana diyordum ya oğlum yani hani nereden nereye geldi? Televizyon reklamında kadın tokatlanıyor diye hatırlıyorsun şey eskiden. Ya, ya o... öyle bir reklam vardı. Şakaydı o ya. Ya tam şaka tabii ki ama hani şeyden bahsediyoruz. Gerçekten oradan... vurmuyorlardı. Tabii ki. O şeydi. Filmlerin de çoğu öyle değil mi? Aynen, kamera öyle hilesidir. çekiliyor. Yani aslında hiç kimse kimse yumruk atmıyor ha. Benim yani yani hani... yıllar içinde öğrendiğim bu oldu. Filmler kamera ile çekilir ve bazı şeyler gerçekten evet. de olmuyor yani. Ve de oyuncular oynar. Ve de oyuncular oynar. Onların hiçbir gerçek değildir. Arkadaşlar bunlar o oradan hani şey İçeriden dedin bilgiler. sana. Yani Negron'un ismi değişti dedim ya. Evet. Sa sen bilmiyormuşsun bile mesela onu öyle bir şey. Ne oldu dedin bana? Negron'un ismi değişti. Negron'un ismi değişti. Karam oldu. Değil Aa, mi? sen Karam oldu diye düşündün <laughs> ama daha kötü. O bambaşka bir şey. <laughs> o bambaşka. Ama Karam da var bir an. Tabii var. Karam devam ediyor büyük bir ihtimalle. Çünkü evet. o bir yandan da Hakan Peker'in şarkısıydı. Hani belki oradan dolayı bir sempatisi vardır. Ama Negro'yu <laughs> değiştirip <gülüyor> Nero yaptılar. Müthiş funky bir şarkıdır ya. Gel artık. <laughs> İnanın İnanın ya bu insanın yani Vücudunda bulunduğunu bilmediği adalelerini oynatan bir şarkıydı. Muhteşem bir şarkıydı. Teşekkürler. Hatırlatın. Hakan Peker çünkü müzisyen kimliğin yanında dansçı kimliğini de şarkılara enjekte edemeyen bir insandı. Abi ritim 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 ya. Ritimsiz hiçbir şey çalışmıyor. Bir de Derimont'la dans eden ilk insan ya da bilmiyorum Tolga Han da vardı ama Derimont'la dans edebilmek mümkündür. <laughs> fikrini bize aşılayan <laughs> öncü isimlerden biriydi hakkaniyet. Oğlum yani Peker. bu insanlar işte Age of Empires'ta harita açıyordun ya evet. git bak bakalım ne var orada diye. Aynen. Bu insanlar giydi deri ceketini o haritayı açı açı bize gösterdiler o medeniyet sınırlarını evet. olasılıklar evreninin. Olasılıklar hassasiyetlerin bakın buraya daha fazla zorlamayın. Buradan bize maraz çıkar. Ya bak her... harita, bak, haritalarda evet, bak buralar, işte. buralarda evet. adam var. <laughs> Aynen gidin. buralara girmeyin. <laughs> ya muhteşem her şey bak birbirine bağlanıyor. Benim babama işte Almanya'ya gidip gelen tırcı arkadaşları vardı babamın. Babama bir tane tırcı arkadaşı Tanju abi deri ceket var ister misin Hı -hı. almak ister misin? Yine baştaki muhabbeti de BMW var ister Hı -hı. misin gibi. E, deri ceket var ister misin diye gelmişti. Babam da isterim tabii ki demişti ve almıştı. Ondan sonra bir süre giydi. Sonra şeye karar verdi. Ya zaten çocuğu çok baskınım ben. Çocuk Hı -hı. zaten çok özgüvensiz büyüyor. Bir, bir de bu... Judas Priest gibi deri ceketti. Böyle her yer fermuarlı, Typhoon gibiydi. Rider ceket Rider ceket. Yani, aynen. Yani bir de bu deri ceketle görünce benim bu çocuk yok olacak. Yani hamam böceğine dönecek diye düşündü. Ya da sıktı belki bir tam oturmadı üstüne. Hı hı. Tekrar o kolsuz yelekli, kolsuz pufidik yeleklere girdi. Hı hı. Döndü. Ben mesela ya Tayfun'un ya yine Hakan Peker'in bir şarkısında evde tam hızımı alamayıp babamın o deri ceketini bulup onu giyip oynamaya başlamıştım. Hı hı. Evde kimsenin olmamasını fayda vererek. Orada iki seçeneğim vardı. Ya yine iyisinde de sanırım Tayfun'un evet deri ceketliydi. Ya cinselliğimi keşfedecektim. Yani kendi kendime evde kaldığım için işte cinselliğin uh -huh. sınırlarını keşfedecektim. Ya dans edecektim. Dans etmeyi seçtim. Ve kaybeden Ama ben cinselliğin o... sınırlarını keşfetmek ilk önce dans etmekten geçer zaten. Oğlum yani zaten öyle başlar. Yani ikisinin keyfi aynı olduğu için ben zaten bir o 10 dakikası düşün... sürttürmektir dans. <laughs> zaten Dikkat edersen zaten dansın çoğu sürtürmekten gelir şeye baktığında. Latincesine mi baktığında? Yok hayır hareketlere <laughs> baktığında. Ya bunlar birilerini sürttürüyorlar ama yani zaten hani muhafazakar insanlar dansı neden sevmezler biliyor musun? Neden? Orada mesela Michael Jackson düşünelim. Kafayı tutuyor hani kalçayı pelvik hareketleriyle. Evet. Yani o erojen bölgeyi sürekli indirip kaldırıyor. Evet. Zaten dansı sinir biraz da belden aşağısının çok oynaması, belden aşağısıyla tanış olması hali ya insanın dansta evet. olay. Yani orada bir muhafazakar insan hemen şey diyor. Ya ben orada görünmeyen bayanı ya da görünmeyen bayı görebiliyorum. Bunlar sürtürüyor <laughs> diyor. Ve aslında orada bir ne derler? Tasavvur üzerinden bir öfke gelişiyor dansa. Ya yani sadece muhafazakarlarla alakalı olmayabilir. Yani benim babaanneme de Michael Jackson gelip şey yapsa yani ben çok fazla... Ben muhafazakarlığı bu arada şey anlamda söylemedim. Siyasi parti angajmanı üzerinden söylemedim. ya yani Erkek adam böyle oynamaz, bilmem ne yapar. Kadın böyle hareket etmezcilik üzerinden söylüyorum anladın mı? Ya şeyi de görüyorsun Daha bazen. Şey, evet, yok. tarihsel baba, açıdan. Sınıflar ve ideolojiler üstü bir rahatsız olma çünkü... ...eğer orada kadın erkeği göremiyorsan bana doğru yapıyor diyorsun... Yani ya benim, babaanneme, benim babaanneme de Michael Jackson gelse hani biraz hızlansa falan orada dönmeye falan başlasa git der yani. Ya o, <laughs> o performansı <laughs> e, bireysel çünkü o şey gibi hani özel olan hani bedensel olan politiktire giriyor yani bir evet, şekilde ya bu. Git başkasına yap der. Evet. <laughs> neyse işte şeyi anlatıyordum pardon. Dans etmeyi seçtim. Dediğim gibi büyük ihtimalle danstan açılan... Ya yani O zaman Vay böyle mi? içgüdüsel olarak fark ediyorsun. Yani ben evet. dans edersem işte o cinselliğin kapısı, kendimle Hı -hı. olan cinselliğin kapısı da açılır. Kendimle flört etmek istiyordum Çok açıkçası. Güzel. Ve ve bunun kendim, en iyi yolu da danstır işte. Ve bunun dans etmenin en iyi yolu da o zaman anlamıştım ki deri ceket De, giymektir. giymektir. İşte babamın deri ceketini giydim. Ki, fark etmedim eve girdiklerine. Baba <laughs> bir süre izlemiş beni kendi deri ceketiyle dans ederken gıcırtıdan duymamış olabilirsin. Hakiki deri ise çok sesli Çok gıcırdıyordu ya. Hı -hı. Yani gerçekten şey hayvan hayvanın çıkardığı ses kadar ses çıkartıyordu ya. Hangi hayvandan <laughs> Hangi yapıldıysa belki o hayvan o kadar çıkardım. söylenmemiştir yani o zaman. O hocam, Doğru. Hocam, hayatı hocam. boyunca o kadar ses çıkarmamış hayvanlar evet. var. Mont olduktan dile sonra gelmişti. daha fazla dile geliyorlar. Ben dedim ama herhalde yani şey hoşuna gidiyor ki şey yapıyor böyle sesler çıkartıyor. Mont olan hayvanlar dosyası mı açsak <laughs> ya bir podcast'imizde. Kanal 7'den <laughs> muhteşem bir eser. Mont, Mont olanlar. Olan Olur. Ondan Bereket sonra... Bereket TV'ye satabiliriz belki. Yine şeye geliyor işte. Çocuğa verilen kıymete geliyor. Önce müziği durdurdu. Sonra da gelip kafanın arkasına şöyle tık diye bir tane koydu. Sen benim eşyalarımı mı karıştırıyorsun diye. Ah be. Ya dedim. Haklısın. Ya mesela orada şey dese tık diye vurup sen benim dansımı mı yapmaya çalışıyorsun dese. Aa. Ya öyle bir yerden girse. Sonra, sonra, sonra deli ceketi... O şeye kursa ne derler. O hatta kursa. Mesela belki sen çok iyi bir dansçı olacaktın şu an. Belki şu an lirik dans yapıyordun. Belki ben seni görecektim. Arterde, orada burada. Ya şu adama bir bakın. Epilepsi krizi mi geçiriyor yoksa çağdaş sanat mı bu? Şeyse soğan koklatın dilini çekin falan diyeceğim bir dansçı olurdun evet, sen belki. Belki de Allah korudu yani. Evet. <laughs> yani göklerden gelen bir karar verdi. Ondan sonra da dans etmeye sinirlenemeyeceği için annem de vardı galiba yani. Evet. O sınava ben mi gireceğim dedi mesela hemen onun ardından Hı -hı. ki her şeyi meşrulaştıran her siniri çok güzel. anında haklı kılan bir şeydir. Bugün de söylenebilir. Yaşamdan sonrası için. Hani senin dans ederken görürsem sinirlensem ya mübarek o sınava ben mi gireceğim? Valla istiyorsan girebilirsin. Evet yani aslında yani herkes artık, artık kimlik evrakta sahtecilikle Sana onunla bir kere bununla o sınav işte, evet, evet, bu sınava sen girer misin abi benim yerime diye. Oğlum ve ee... ikimiz de vardık ortamda bana gelmediği için biraz üzülmüştüm o. Şey Alese Böyle Alese... sokmaya çalışmışlardı. Yok yani. Alese mi şey İngiliz İngilizce. Ha dil sınavına, 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 sınavına sokmaya çalışmıştı bir tanıdığımız. Şu an ismini vermiyorum buradan. Abi benim yerime girer <laughs> misin diye. Kimlik memlik hazır. Belki de işte hani artık zamanın çocukları, anneleri, babaları, ebeveynleri tarafından yavrum o sınava ben mi gireceğim dediğinde evet deyip bir anda çocuk ona böyle ne derler bak kimliğim bu. Böyle giyineceksin. Şeyler. <laughs> çok güzel bir hani şey makyaj. Abi şu an çocukları zeki zehir gibi vıgır vıgırlar yani bir baksan şifreler müfiler şakır şakır çözüyorlar yani her şeyi biliyorsun. <gülüyor> İyi. <gülüyor> İyi çok güzel ya. Evet. O sınava belki de sizin girmeniz gerekiyor. Belki Buradan o zaman Muharrem İnce'ye sesleniyorum. Evet. Ya o, o sınava ben mi gireceğim ya? Neydi bizim Muharrem çağrımız? Valla Muharrem çağrımız şu olabilir. Kaya'nın bir şarkısı var ya. El ayak çekilince sohbetler kesilince. Dostlar eve gidince. Aday olma ve kilince. <laughs> Rahmetli yaşasaydı büyük bir ihtimalle bu şarkıyı böyle revize edip ya bir düşünelim. Bir gözden geçirelim tekrardan kararlarımızı, hassasiyetlerimizi tekrardan bir serelim önümüze ve ona göre hareket edelim. Derdi büyük bir ihtimalle bilmiyorum. Bu bizim sanırım seçim öncesi yayınlanabilecek bir bölümümüz. İnşallah yetişecek. E, yetişirse Muharrem İnce'ye buradan çağrımız eğer Çekilirse bizden bluetooth hoparlör Evet 600 lira değerinde bluetooth hoparlör Ve ben bir tane de evde güzel BMW sticker'ım var <laughs> e, İstediği yere yapıştırabilir <laughs> ve istediği aleti istediği kavramı BMW'ye çevirebilir Ya BMW BMW eğer, hoşluktur Eğer ki mesela çağrımızı kabul etmedi Olumlu dönmedi Bu ara çok olumlu dönmüyor Hoşuna gitmeyen bir şey olunca hemen gidip kendi kitlesine dans ediyor. Bizim Ferhan öyle yapıyor. 3 yaşındaki çocuk öyle yapıyorsa. Hoşuna gitmeyen evet. bir şey söyleyince gidip hemen biliyor annesinden olumlu tepki alacağını. Gidiyor annesine dans ediyor. Aynısını yapıyor. Mesela olumlu tepki göstermedi. Bana verir misin o BMW sticker'ını? Valla verebilirim abi. En kıymetli varlığım olan Ebru'ya yapıştıracağım. Eğer <laughs> Ebru kabul etmezse de ikinci en ya da aynı ölçüde kıymetli olan varlığım Ferhan'a yapıştırır. Eğer Ferhan da huylanırsa bazen çünkü istemem İstememezsin anneme yapıştırmam şimdi kadın. Yani. <laughs> yani her zaman burada olmuyor. Ben gözümün önünde olsun isterim. O zaman da giderim Hasan İnceler'e yapıştırırım. Valla çok da güzel olur. Duyurular üzerine. <laughs> o zaman hoşçakalın. <laughs> hoşça kalın. hoşça kalın. Ee, Şalvarlı Etin sunduğu Kaltın Podcast'inden. Hoşçakalın. kalın bir iki ufak bir şey söylemek istiyorum. Evet. Bizim Ağustos'ta, geçtiğimiz Ağustos'ta başlayıp bu sene Mart'ta biten Sizin için Size Rağmen adlı turumuzun son canlı gösterisini Hı -hı. güzelce 5 kamerayla kaydettik ve YouTube'a koyduk. İzleyebilirsiniz. Evet. Onun dışında yeni gösterimiz insandan kalanın biletlerine insandan kalan kalt yazıp Google'dan ulaşabilirsiniz. Hı hı. Google kabul etti e, bunu. Google teklifimiz. kabul etti bunu. Konuştuk Google'da. <laughs> bunu yazarsanız ban yenerim <laughs> abi. Yer gösteririm abi dedi. Ve seçimden önce de çıkarsa herkes gitsin oyunu kullansın. Evet. Oy kullanmaktan kaçınmayalım. Bu zevki kendinizden evet, en alkol azından mi? bir şey yapıyormuş gibi hissedersiniz. Ve hayatında zaten amacı bu değil mi? Kesinlikle bir şey öyle. yapmış gibi hissetmek. Ve sonra eve gidip ATV veya şovu açmaktır. ATV ve şovu açmak ve şuna karar vermek. Ben bugün duş alacağım mı, almayacağım <laughs> mı? Yarın mı alırım, bugün mü alırım? Bunları... Neyse sabahtan yıkanırım. Belki bütün ülkenin ihtiyacı olan şey bu. Sabahtan yıkanmak. Hoşça kalın. Hoşça kalın.